Şimdi çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum diye baktığınız zaman aslında çok da zararlı bir şey değilmiş gibi yansıyor ismen. Ama faaliyetlerine baktığımız zaman kesinlikle laik yaşamın ve laik eğitim sisteminin çok dışında sadece dini değerleri ve ritüelleri esas alarak bir uygulama projesi olduğunu görüyoruz. Buna veliler olarak zaten biz veliler olarak karşı çıkıyoruz. Çünkü zaten hani çocukların 11-12 yaşına kadar soyut düşünceden uzak olduklarını biliyoruz. Bunlar çeşitli travmalara sebep olabiliyor. Artı yaptıkları faaliyetlerin psikolojik olarak bu da kanıtlandı zaten. Yani bununla ilgili çalışmalar da yapıyor. Çeşitli psikiyatristler vesaire yazılar da yayınlanıyor. İşte yaptıkları faaliyetlere baktığımız zaman sınıfta maketten mezarlık ve işte ağlama ve ağıt yakma üzerine kurulu çeşitli faaliyetleri var. İşte mezarlık temizletme gibi gibi bir sürü psikolojik olarak çocuklara zaten çok uzak uyumayacak zarar verici faaliyetlerde bulunduklarını görüyoruz. Kesinlikle bilimsel eğitimin ve bilimsel algının dışında sadece ve sadece dinselleştirmeye yönelik hiçbir düşünceyi, hiçbir inancı, hiçbir yaşam tarzını kesinlikle karşılamayacak. Tamamen laikliğin dışında tüm çocukların özgür düşüncesini, özgünlüğünü yok edecek şekilde dinsel faaliyetler içerisinde olduklarını görüyoruz. Zaten hani iktidarın yapmaya çalıştığı imam hatipler boş kaldıkça bu sefer diğer okullarda bu tür projelerle fiilen okulları imam hatipleştirmeye çalışıyorlar. Muhittin Develi Ortaokulu'ydu yanlış hatırlamıyorsam, orada askıda simit kampanyası yapıldı. Şimdi diyeceksiniz askıda simit kampanyasının hani çedesli nasıl bir, işte o değerlerime sahip çıkıyorum adı altında aslında derinleşen yoksulluğu aynı zamanda çocuklar biliyorsunuz yani birçoğu okula aç gidiyor, beslenemiyorlar. Orada o derinleşen yoksulluğu görüyoruz. Bir kısmı simit alıyor, oraya askıya asıyor. Diğer alamayan çocukları sıraya sokuyorlar. Ve bunu da çocukların yüzü açıkta olacak şekilde fotoğraflayıp, görüntü alıp yayınlıyorlar. Yani bu müthiş derecede zarar verici bir şey zaten ve yapmaya çalıştıkları şey hiç de böyle değer yargılarıyla falan uyuşan bir eylem değil sonuç olarak. Başka bir okulda çocukları mezarlık temizletmeye götürüyorlar gibi gibi. Tabii ki bütün veliler, hani bilen bunu, haberdar olan veliler endişe içerisinde. Çocuklarını korumak istiyorlar doğal olarak. Bu da en doğal hakları. Pedagojik formasyonu olmayan müftülüklerden, oradan buradan işte manevi danışman adı altında hiçbir kimseyle çocuklarının aynı ortamda bulunmasını istemiyorlar. Bunun için dilekçe kampanyaları falan da yapıldı zaten. Yani bunu gidip bireysel olarak da dilekçe verebilirler. Yani ben formasyonu olmayan öğretmeni dışında hiç kimsenin çocuğumun sınıfında bulunmasını istemiyorum. Buna razı değilim ya da bilgim dahilinde olmadan okul dışında herhangi bir faaliyette bulunmasını karşıyım, istemiyorum diye dilekçe de verebilirler. Bu da yasal hakları zaten. Endişe duyuyorlar. Haberimiz olmaksızın bir şey olur mu düşüncesine, endişelerine de kapılıyorlar. Burada yapabileceğimiz tek şey öğretmenlerle birlikte aynı zamanda eğitim gönüllüleriyle birlikte velilerin durumdan haberdar olup takibinde olmaları ve birbirimizi de bilgilendirmemiz gerekiyor. Ya, laik yaşam tarzını karşısına alan bir düşünce yapısıyla, iktidarın o ideolojik İslami düşünce yapısıyla geliyorlar. O da orada hem farklı mezhepten insanları, cinsel kimlikleri, ondan sonra farklı türde yaşam tarzlarını, inançsızlığı, inancı hepsinin bir arada bulunmasını sağlayacak, barış içerisinde sağlanacak ortak yaşamı tamamıyla yok etmeye yönelik bir ideoloji geliştiriyorlar. ÇEDES'te bu önceden beri var zaten ama ÇEDES gibi projelerle de zaten bunu tırmandırıyorlar sonuç olarak. Tamamen yani ÇEDES faaliyete girmeden önce de başlatılan tartışmalardan bir tanesi karma eğitimde örneğin. En can yakıcı tartışma zaten bu. Neyi hedefledikleri o kadar aşikar ki zaten hani sadece Alevilerin değil, sadece kadınların değil, herkesin rahatsız olacağı, olması gereken ayrıştırıcı bir düşünce biçimiyle geliyorlar, dayatıyorlar. Ama şunu söylemek istiyorum ben.
bizim gibi velilerle birlikte, aynı zamanda eğitim gönüllüleriyle birlikte bu karanlığa sürüklemeye çalıştıkları bu zihniyete karşı duracak çok fazla, duran çok fazla insan var ve biz çocuklarımızın geleceğini ve kendi geleceğini, bizi, bugünümüzü bu karanlığa teslim etmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.